Evet, değerli izleyiciler, bu hafta gündemde biraz uzak doğudan, Güneydoğu Asya'dan haberlerden başlamak istiyoruz, bahsetmek istiyorum. Çünkü orada da bir insanlık dramı yaşanıyor. Hep kendi coğrafyamızdan baktık, dikkat çekmek istedik bu hafta seçilde. Myanmar'dan bahsedelim olanlardan. Bir farkındalık yaratmak adına konuşmak, gündem etmek istedik. Eski adı Burma olan Güneydoğu Asya'nın en kalabalık ülkelerinden bir tanesinde Müslümanlara sistematik olarak yapılan bir saldırı var. Bir yerde soykırım da diyebilirsiniz onu. Ve bunlar bana bu Bosna'da yaşananları hatırlatıyor, bir benzerlik olduğunu düşünüyorum. Zira geçtiğimiz senelerin bir tanesinde bir yaz tatilimde Bosna Hersek'i ziyaret ettiğimde birebir orada yaşananları, yaşananların belgesellerini izledim, araştırdım. İşte zamanında Müslümanlara yapılan NATO Birleşmiş Milletler'in gözetimi altındaki bir alanda Hollanda askerleri tarafından korunan, güvenli olduğu düşünülen bir alanda Bosna Hersekleri toplanmalarını istiyorlar. Zira Bosna Hersekli Müslümanlar Sırpların bu saldırılarından dağlara kaçmış durumdalar. Onlara güvenli bölgeye gelmeleri söyleniyor ve çağrı yapılıyor. İşte dağlardan, ormanlardan o güvenli alana gelmeleri isteniyor ve nitekim Müslümanlar o alana geliyorlar. Daha sonrasında da sizleri işte istediğiniz yerlere götüreceğiz diyerekten kamyonlara, otobüslere konulup işte hepinizin bildiği ormana götürüp katliamlar yapılıyor. Bu Myanmar'da olanlar da bir anlamda baktığımızda buna benzerlik gösterdiğini gördüm. Zira oradaki yapılan Müslümanların köyleri ateşe veriliyor. Köyden kaçan Müslümanları işte keskin nişancılarla öldürülüyor. En basit demeyeyim de yani yaşanan, oradaki vahşetin yaşananlarından bir parça, bir pencere bu. Milyonlarca Müslüman öldürüldü, kaçmak isteyen ortamdan, ülkeden kaçmak, ayrılmak, Bengaldeş'e sığınmak isteyenlerin de durumu ayrıca çok çok acı. İşte alınmıyorlar, tekrar denize geldikleri yol üzerine denize tekrar terk ediliyorlar güvensiz bir şekilde. Yaşananlar insanlık adına çok çok acı. Biz Müslümanlar adına keza içinden acısı, yürek parçalayıcı bir durum. Biz bugün seçimle bu yaşananlara bir dikkat çekmek, geçmişte yaşandı, şimdi yine yaşanıyor. Bu neden böyle? Hep biz Müslümanlar bu acıları yaşamak durumunda mıyız? Yaşayacak mıyız? Neden yaşıyoruz? Evet Seçil, sen ne düşünüyorsun? Teşekkür ederim öncelikle böyle bir şeyi gündeme getirdiğiniz için. Şimdi şurada sizin de söylediğiniz gibi Bosna'da da aynı şey yaşandı. 92 ile 95 arasında hakikaten çok ciddi katliamlar oldu. Ve bunlar Batı'nın gözleri önünde ve onlara sığınmış insanlara yapılan katliamdı. Hani daha öncesinde Sırpların yaptığı katliamken, daha sonra sizin de anlattığınız gibi onların koruması altındaki Müslümanlara yapılan bir katliamdı. Ve bu konuda ne kadar hassas olduklarını bütün dünyaya vesikaladılar bu şekilde. Şimdi Myanmar'daki Budist yönetim yüzyıllardır aynı yerde yaşamalarına rağmen Arakanlı Müslümanları Bangladeş'ten gelmiş mülteciler gibi kabul ediyor. Ve onlara olmadık eziyetlerde bulunuyor. Birleşmiş Milletler temsilcileri de orada. Bunlar kayıt altına alınıyor. Bir şekilde işte toplu katliamlardan, tecavüzlerden, kadınların tecavüze uğradığından. Zaten başlangıç öyle başlıyor sanıyorum. Orada ilk alev öyle
evet, başlatılıyor. Yani kadınların tecavüze uğraması, bütün bunlar kayıt altına alınıyor. Bunlar dünyanın gözleri önünde gerçekleşiyor. Ama yine Müslümanlar bu şeylere maruz kalırken maalesef hiçbir şey yapılmıyor. Burada şöyle bir şey var. Sizin de söylediğiniz gibi sadece bu olaylarda değil. Ben birkaç şey daha buna, hatta Myanmar'da askeri idare var ve askeri idarenin başındaki iktidarda olan kişi Nobel Barış Ödülü sahibi bir insan. Bakın, Nobel Barış Ödülü verilmiş bir insan var orada ve orada Müslümanlar, çocuklar, kadınlar katlediliyor. Seçil, geçen hafta konuştuk, hatırlıyor musun? İnsan olmak, yaratılış sebebimiz, varoluş sebebimiz, insan olmak başka bir şey. Yani insan olmak başka bir şey. Şunu da kabul etmek lazım. Evet, insan hangi dinden olursa olsun, insan olduğu sürece elbette ki vicdanı belli konularda fren mekanizması oluşturacaktır. Ama şunu da kabul etmek lazım. Bir inanç savaşı var dünyada. Ve bu inanç savaşları hep hedef tahtasında olan insanlar da çoğu zaman Müslümanlar. O yüzden Müslümanın güçlü olması, Müslümanın idarede olması lazım. Yani işin gerçeğine baktığımız zaman biz bakıyorsunuz, gerçekten aslında çok ciddi katliamlar var. Müslümanların hakikaten biraz nasıl desem, hani İslam'da şu vardır, bir mümin bir delikten iki kere ısırılmaz denilir ya. Ama şu baktığım zaman İslam dünyasında değil mi, kaç defa ısırılıyoruz. Maalesef güçlü bir duruş sergilemediğimiz, gerekli tedbirleri almadığımız, vaktinde belki gerekli tedbirleri almadığımız için, insanımıza sahip çıkmadığımız için olayın boyutları gitgide, yani her seferinde başka bir coğrafya olabilir ama aynı şeyi tekrar ediyor ve daha büyük bir perdeden sergilenmeye devam ediyor. Ve biz şunu görüyoruz ki artık görmek zorundayız. İsterseniz İsrail'e de bakalım. Hepsi zaten İsrail'in durumunu biliyoruz. Mesela son dönemde Trump'ın iktidara gelmesiyle beraber alınan bir takım kararlar var. Evet. Güvenlik bölgeleri oluşturuldu ve artık insanlar canlarından bezdirilircesine sürekli güvenlik kontrollerinden geçiriliyorlar. Yani bu bir bezdirme, bir yıldırma politikası olarak insanlar gerçekten çok zor durumda bırakılıyorlar. Ve Doğu Kudüs normal şartlarda 200 küsur bin Filistinli'nin yaşadığı bir yer. Ve orada İsrail Trump'ın başa geçmesinden sonra orayı imara açtı. Ve orada Yahudilerin işte kaç taneydi? 566 tane yeni inşaat yapması için burada düğmeye bastı. Yani bakıyorsunuz hep bir eziyet gören, şu anda belki dünyaya terörist Müslüman imajı verilmeye çalışılıyor ama bütün dinlerde bakıyorsunuz çok, çünkü Allah indinde tek din İslam ve gerçek hoşgörüyü yaşatacak olan, dünyaya adaleti getirecek olan, merhameti yaşatacak olan ancak bir Müslüman olabilir. Yani bir Müslümanın eliyle bunlar yaşanabilir ve maalesef görüyoruz. İster Yahudi olsun. İnsanın merkezinde, yani İslam olarak merkezimizde Allah korkusu, evet, ve hesap gününün inanmak bizi merhametli kılıyor. Değil mi? Evet. Şimdi ister Yahudi olsun, dinler değişiyor ama uygulamalarda çok fazla bir şey yok. Sırplar Hristiyandı, öyle değil mi? Yahudiler, İsrail'dekiler Yahudi, işte Myanmar'dakiler Budist. Ama bakış açısı değişmiyor. Hele Batı'nın bakış açısı, bir Hristiyan gözüyle bakış açısı hiç değişmiyor. Mesela son dönemlerde alınan, hani çok medeni ülkelerde de olay çok farklı değil. Alınan kararlara bakıyorsunuz. Size bir insan veya işte diğer ülkelerle eşit bir şey gözüyle bakılmıyor. Almanya mesela hızlı sınır dışı kararı aldı son dönemde. Ne kararı? Almanya'da mülteci olma başvuruları reddedilen sığınmacıların daha hızlı sınır dışı edilmesi yönünde federal ve eyaletler düzeyinde uzlaşma sağlandı. Almanya'nın şu son günlerde aldığı karar bu. Sonra bakıyorsunuz, bizim biliyorsunuz çok uzun bir Avrupa Birliği sürecimiz var. Ne zamandan beri? 1999'dan beri Avrupa Birliği'ne tam
üyeliğe adayız biz. Ve 2005'ten bu yana da tam üyelik için resmi müzakereler gerçekleşiyor. Hani oturuyoruz masaya, müzakere gerçekleşiyoruz ve tam üyelik için sürekli programlar yapıyoruz ve belki de ülkenin gidişatını buna göre şekillendiriyoruz. Ama bakın Avrupa Birliği sürecinde son durum ne? Avrupa Parlamentosu'nun Hristiyan Demokrat Parlamenterleri. Hristiyan'ın altını çiziyorum çünkü hani diğer konumuzla birebir bağlantılı olduğu için bunu söylüyorum. Hristiyan Demokrat Parlamenterleri Avrupa Birliği'nin geleceğine dair 5 maddelik bir tasarım attı, şeyi hazırladı ve bunlardan bir tane buradaki şeyleri şu, sebepleri şu diyorlar ki dramatik bir değişim içindeki dünyamız için hayat sigortamız diyorlar bu değişiklikler için ve bu paketin içerisinde yine diyorlar ki Türkler asla Avrupa Birliği'ne üye olamazlar. Bakın sadece coğrafi açıdan büyük bölümü Avrupa'da yer alan ülkeler Avrupa Birliği'ne üye olabilir. Hani bunun için de böyle bir sınır getiriyorlar. Türkiye Avrupa Birliği'ne tam üye olamaz. Bu hem Avrupa Birliği hem de Türkiye için kritik olur diyorlar. Buna göre Türkiye tam üye değil, Avrupa Birliği çevresinde Avrupa Birliği ile partner ülkeler zincirinin bir halkası olabilir. Yani Türkiye'yi oyalamaktan da vazgeçmiyorlar. İşte bir şekilde yine oyalanması, yine başka tarafların yüzünü döndürmemesi lazım ama... Biz diyorlar Türkiye'yi kabul edemeyiz. Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olamaz. Bunun sebebi ne? Aslında kuruluşundan beri aslında bir Hristiyan kültürü etrafında oluşturulmuş bir birlik olması. Öyleyse baktığımız zaman şunu görüyoruz ki bu inançların bizi kabul etmesi veya bize istediğimiz dünyayı sunması mümkün değil. Batı'nın da diğer inançların da Müslüman'a bakışı ortada. Peki bir Müslüman terörist midir? Hayır. Ne kadar ezilen pozisyonuna düşerse düşsün Müslüman terörist değildir. Ama Müslüman güçlü olmak zorundadır. Müslüman hem kendi bulunduğu coğrafyada kendi insanına hem de bütün dünyada diğer Müslümanlara ve hatta diğer insanlara umut olmak zorundadır. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi Müslüman Allah korkusuyla evinden çıkar. Yaptığı her şeyin hesabını vereceğini bilir ve başını yastığa koyduğu zaman huzurlu olabilmesi için hakikaten o gün Allah rızası için yaratılmışa iyilik yapmak, hizmet etmek, onu korumak, onu doğruya iletmekle kendisini hani mükellef görür. Ancak bunları yapabildiyse başını yastığa koyduğunda huzurlu bir uyku çekebilir. O yüzden işte bizim dünyanın her tarafında artık şunu bakışımızı değiştirmemiz lazım. İşte bir Amerika'ya döndüğümüz zaman da, bir Avrupa'ya döndüğümüz zaman da, bir İsrail'e döndüğümüz zaman da hiç durumun birbirinden farklı olmadığını zaten çok açık seçik bir şekilde görüyoruz. Şöyle diyebiliriz değil mi? Allah'ın bizden istediği güzel insan, mükemmel insan olduktan ya olmazsak, bir insan olarak bunu başaramazsak zaten ne kanunlar, ne nizamlar, ne yasalar değil mi? Evet. Bir şey yaramıyor. İşte dünyanın yaşadıklarımız, dünyadaki savaşlar, kan, gözyaşı hiç bitmiyor. Hani bu gerçek göz önünde insan olmak hep işin başı. Ne tarafından bakarsak bakalım değil mi? Bir ayet var aslında bu durumu çok güzel özetliyor. Yani biz şimdi kendi dinimizden ve itikadımızdan uzaklaştığımız için bazı gerçekleri göremiyoruz. İşte arka arkaya sizinle beraber sıraladığımız bu şeyler gözümüzün önündeki bazı perdelerin belki kalkması için. Ama aslında Allah ayet-i kerimesinde çok açık söylüyor. Siz onlardan olmadıkça onlar sizden razı olmazlar. Mesela yine Kıbrıs müzakere sürecinde bunun başka bir örneğini yaşıyoruz. Onca taviz verdi Türk tarafı. Onca taviz verdi. İşte bir sürü niçin durduk yerde %36'lık topraklardan %29,5'lara inecek kadar taviz verdik. Şimdi basına sızdırıldı ama Rum tarafı yine beğenmiyor. Yine daha fazlasını istiyor. Ve eğer bu ortaklık hani Allah korusun diyeceğim bu şekilde gerçekleşse bile yine o huzursuzluklar bir müddet sonra baş göstermeye başlayacak. Yine düzelen bir şey olmayacak. Çünkü ayet-i kerimenin muhatabıyız biz. Siz onlardan olmadıkça onlar sizden razı olmazlar. Oluyorlar mı? Olmuyor işte. Adam Nobel Barış Ödülü alıyor ama
Müslümandan razı oluyor mu? Hadi diyelim diğer insanlar çok zarar verdi ona. Bir kadının, bir çocuğun ne zararı olmuş olabilir? Ne onların tecavüz edilmesini normal görüyor, o çocukların öldürülmesini normal görüyor, öyle değil mi? İşte ayet aslında bu. Bizim aslında en çok ihtiyacımız olan şey kendi dinimize, itikadımıza, kendi inancımıza hakikaten dönmek. Ama onu olması gerektiği gibi güzel bir şekilde, hani nezaketle, nezafetle, adaletle yaşamak. Yani içimizde yaşamak, gönlümüzde yaşamak, hayatımızda yaşamak. Attığımız adımın verdiği ve alıp verdiğimiz nefesin hesabını vereceğimizi bilmek, hiç kimseyi incitmemek. İşte bir Müslüman ancak diğer başka bir insanın inancına saygı gösterebilir. Hakikaten de onu yaşıyoruz. Başka bir insanın inancına saygı gösterip onu olduğu gibi kabul edebilir. Çünkü niye? Allah'ın dinde dinde zorlama yoktur. Allah'ın dinde tek din İslam'dır ama dinde zorlama yoktur. Biliyorsunuz bunların hiçbirisi bizim sözlerimiz değil. Bunlar ayet ve hadis yani. Evet, Seçil, şimdi biraz ülkemize mi gelelim? Uzaklardan şöyle çemberi daraltalım. Hani hep insan olmaktan bahsediyoruz. Bir ülkedeki bir başka sıkıntı şu ara bu süreçte diyelim. Çokça rastladığımız, hani sen gelirken trafik dedi. Aynı evet, sıkıntı. Evet. Şimdi ben gelirken de akşam vakti olmasına rağmen, gündüz olmasına rağmen, gecesi gündüzü olmayan bir sokakta dilenen başıboş insanlar, hani bir şekilde bizleri rahatsız eden ya da başkalarını rahatsız eden insanlar var, çocuklar var. Şimdi biz bunlara genelde sokak çocukları diyoruz da bunları belli kategorilere ayırıyor işte sosyal bilimciler. İşte sokak çocukları dediğimiz zaman sokakta çalışanlar var. İşte sokakta katen yaşayanlar var. Sokakta başıboş olanlar var. Sokakta dilenenler var. Bunlarda bir artış var. Bunu görüyoruz. Çünkü gecesi gündüzü yok bu sıkıntının. Şimdi insan olmaktan bahsettik. Niçin yeryüzüne geldik? Niçin yaratıldık? Bunlardan hep bahsettik. Peki nasıl bir insan olmak lazım? Bunları da konuşalım derken önce benim düşüncem sağlıklı ailelere sahip olmamız lazım. Yani sağlıklı derken fizyolojik olarak hani sağlık değil de manen sağlıklı aileler oluşturmalıyız ki sağlıklı anneler, babalar ve sağlıklı çocuklar. Hani vatanına, milletine hep deriz ya, ülkesinin kimliğini giymiş, milli manevi değerlere sahip olmuş gençliğe, çocuğa ihtiyacımız var. Ve bu sokak çocuklarının sebepleri çok işte klasik, ekonomik diyoruz. İşte dağılmış aileler diyoruz. Göç, hele şu ara en büyük sıkıntı hem dış göç hem iç göç. Akademisyenler şöyle bir araştırmam vardı. Sayın Güneş ve Kalaycı'nın bu çocuğu sokağa iten nedenleri araştırmışlar. Madde madde sıralamışlar. Bunları şöyle paylaşalım. Bunlar yaşanan gerçekler. Hı hı. Belki bunları görürsek burada yaptığımız eğer hata varsa aile olarak bunu bir daha düşünmek adına çocuğu sokağa iten nedenler olarak şunları göstermişler. Göç ve göçle ilintili olarak işte çıkan uyum sorunları, yoksulluk, işsizlik, ekonomik yoksulluk gibi iktisadi etkenler, çocuğun para kazanma veya aile bütçesine katkıda bulunma yönündeki kültürel değerlerin varlığı, arkadaş gruplarının etkisi, bunu hep altını çiziyoruz, arkadaşlık. Çocuğun aile bireyleri tarafından istismar ve ihmal edilmesi, aile içi şiddet, cinsel taciz, tecavüz, eğitimsizlik, aile parçalanması, çarpık kentleşme, sokağın bireyi çeken yapısı, sokakta özgür davranabilme olanağı, medyanın menfi etkileri, denetlenmeyen oyun salonlarının çekiciliği, bireylerin sokaklardaki çocuklara merhamet ve yardımseverlik duygusu altında verdikleri para ve eşyanın etkisi ve uzmanlık becerisi olmayan bazı gönüllü kuruluşlarında medyatik çalışmalarının yarattığı olumsuz etkiler olarak böyle bir liste hazırlamış, araştırmış araştırmacılar. Şimdi tabii riskler de var.
Onları da sıralamışlar da. Biz riskleri 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Bu kadar sokakta yaşayan çocuğun. Çünkü medyada okuyoruz, görüyoruz. İşte alkol bağımlılığı var, uyuşturucu bağımlılığı var, istismara açıklar, zihinsel ve fiziksel gelişmelerine gerileme oluyor doğal olarak. İşte şiddete karşı eylemleri var, hırsızlık, gasp, yine bir meyilleri var, eylemleri var derken meyilleri var. Şimdi böyle ki sağlıklı aile dedik, sağlıklı bireyler dedik, seçin sağlıklı anne baba. Ne düşünüyorsun? Ne demek istersin? Gerçi yani, konu çok geniş gerçekten. Gerçekten çok geniş. Tabii farklı bir boyutu var. Bu çocukların çoğu dediğiniz gibi suça karışıyorlar ya da farklı bağımlılıklar elde ediyorlar. Aslında en acıyanlarından bir tanesi bu. Artık sokaklarda bali çeken çocuklar günden güne artıyor. Yani hakikaten çocuğun beynini elinden yavaş yavaş alan bu alışkanlık ve çok çabuk bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. İşte markete gidip bali alabilirsiniz. Sonra baliden bir müddet sonra tinere geçiyorlar. Ve bu sefer bakıyorsunuz tinerci olmuş, işte bıçaklayacak mı? Bizim dükkanımıza mesela çok sık gelirdi biraz daha merkezi bir yerdeyken. İşte bir 5-6 ay kadar önce sürekli uğrayan tiner çekmiş. İşte 1 lira var, abi 1 lira ver, abla 1 lira ver. Ne yapacaksın 1 lirayla? Gideceğim yine tiner alacağım, yani bali alacağım. Böyle maalesef çok fazla gencimiz var. İşin garip tarafı var yani. Hani sebeplerini de konuşalım ama mesela öyle bir şey oluşuyor ki aslında kurumlar da var bu çocukların yatış yapabilecekleri ama kurumlar çocukların peşine koşuyor çoğu zaman ve çocuklar oralarda kalmayı reddediyorlar büyük oranda. Çünkü ne kadar olursa olsun yatak ya da orada bir ortam oluşturmaktan ziyade sanırım bu çocukların en büyük eksiği sizin de söylediğiniz gibi aslında sağlıklı bir aile. Yani belki o gidip kalabilecekleri yerlere ulaşma ihtimali olan çok çocuk var. Belki bazıları ulaşamıyorlar, onu tam olarak tabii ki tespit edemeyiz, yani biz kestiremeyiz ama orayı tercih etmiyorlar. Sokakta bir aile olmayı tercih ediyorlar. Birbirlerine belki o pejmür deliğin içerisinde, belki o sefaletin içerisinde birbirlerine yaslanıp kendilerine bir özellik ilan ediyorlar. Bu sebeplerden bir tanesi sokakta özgür davranabilme olanı o çocuğu çeken. Evet, orada işte yaptıkları şeylerin hani normalde yapılmayacak şeyleri yaparak belki öyle özel olmaya çalışıyorlar. Hani diğer insanların yapmayacağı, yapamayacağı şeyleri yaparak. Bir farkındalık yaparak, yaratmak istiyorlar. Evet, belki o şekilde kendilerini daha özel hissediyorlar. Yani çocukların ihtiyacı olan şey elbette sıcak bir yatak, elbette. Ama bunların topluma kazandırılması lazım. Meslek sahibi olmaları lazım, kuşatılmaları lazım. Her şeyden önce de hiç sokağa düşmemeleri lazım. Bunun için de yine aile kurumunun sizin de söylediğiniz gibi güçlendirilmesi, çocukların annenin babanın yanında kalması lazım. Ama her geçen gün boşanmalar artıyor. Her geçen gün boşanmalar artıyor. Çocuklar arada şey topu gibi kalıyorlar. Yani bir ona anne babayı suçlamak için çocuğu kullanıyor. Baba anneyi suçlamak için çocuğu kullanıyor. Çok kısa bir süre sonra öncelikle babalar genel olarak yeni bir aile kurmanın şeyine giriyor. Ve çocuklar hakikaten ortada kalıyorlar. Yani toplum olarak bizim bazı şeylerimizi düzene koymamız lazım. Bazı şeyleri hakikaten düzeltmemiz lazım. Bu çocuklardan korkarak, bu çocuklardan kaçarak sadece de bir şeyleri, onları görmezden gelerek gözümüzü kapatarak şu an ne yapıyoruz? İşte arabamızın camı açıksa arabamızın camını kapatıp geçiyoruz. Dükkanımız açıksa şöyle bir ürküyoruz. Hani acaba içeri girip bir şey yapacak mı? Ama bu bizim hepimizin sorunu. Hakikaten de buna artık daha köklü çözümlerin bulunması lazım. Bunun için de toplum olarak bilinçlenmemiz lazım. İşte çocuklarımızın yaptıkları evliliklerde veya çocuklarımızın okula gittiğinde. Yani her şeyinde aile olarak bizler bunlar bu çocuklardan sorumluyuz. Bana göre anne babaların en büyük problemlerinden bir tanesi belki ekonomik şartlardan, belki dediğiniz gibi köyden göçmüş olmanın verdiği o
şeyler, pek çok şey var yani altında, ama sonuç itibariyle bizler anne babaysak bazı şeylerden sorumluyuz ve çocuklarımızın minik hatalarında onları görmeliyiz. Hani minik hatalarında. Mesela o gün için hiçbir önemi olmayan, hiç kimseye zarar vermeyen, o gün için hiç kimseyi incitmeyen küçük hatasını görüp de o anda müdahale edebilirsek anne babalar olarak, o büyük açılara ulaşmadan bu işin önünü kesebiliriz. Çocuğumuza küçük yaşta bazı değerleri verebilirsek, biraz önce o konuştuğumuz, aslında bunların birbirinden hiçbirisinin ayrı bir tarafı yok. Yani gerçekten o merhameti, o adaleti, o hesap verme duygusunu oluşturabilirsek, günah olgusunu oluşturabilirsek en azından, bazı hataların önünün kendi kendine kesildiğini de görürüz. Ama küçük hatalarda ne yapıyoruz anne babalar olarak? Görmezden geliyoruz. Hatta bazen şımartıyoruz olayı farklı bir boyuta, ya da yok gibi sayıyoruz. O minicik açı farkı, çok minicik. En başta biliyorsunuz çemberin merkezindeki açı farkı belli olmaz. Çünkü o çok küçücüktür. Ama ne kadar uzağa giderse o kadar açılır ve artık o sizin hiç istemediğiniz bir noktaya doğru gitmektedir ve düzeltmesi de o kadar kolay değil. Yani tamamen istikametini o zaman düzeltmeniz lazım. Halbuki küçükken, yani çok belki bir mükafatla, belki oturup karşımıza alıp konuşarak, yani çocuklarımızla iletişim kurarak çok daha farklı noktalara, yani çok daha çabuk toparlayabiliriz. Ama tabii bunu toparlayabilecek annenin babanın da önce bir toparlanması lazım. Çünkü ailesi sağlam insanların çok fazla sorun, yani sorunları bu boyuta gelmiyor. Aile parçalanması büyük bir etken, evet. Artı. Ya da aile içi kavgalar. Aile içi kavgalar, katılıyorum. %37 boşanma oranları, %37'de bir artış var. Yani çocuk evinde kendini huzurlu hissedecek. Evet. Çocuk evine adımını attığı zaman onun için korunaklı bölgeye ulaşmış olması lazım. Tabii ki annesi babası trafik kazasında vefat etmiş veya hiç kimsesi olmayan insanlar için oluşturulacak mekanlara da bunu temin etmeye çalışmamız lazım. Ama bunun dışındaki şeylerde ise anneyi babayı da belki eğitip, yani o çocuğun evine girdiği andan itibaren huzurlu ortamı, hani kendisi için korunaklı bölgeyi bulmuş olması lazım ki o ortamda olmayı tercih etsin. O ortamdaki kurallara uyabilsin. Bu ne itip kakarak olacak bir şey, ne sürekli çocuğu döverek sağlayabileceğimiz bir şey, ne de onun hatalarını görmezden gelerek sağlayabileceğimiz bir şey. Aslında anne olmak çok büyük bir sanat. İnşallah kesinlikle bunu hepimiz güzel başarabiliriz. Bizler sanatçıyız da diyebiliriz. İnşallah güzel eserler meydana getirebiliriz. Toplum olarak bunu hepimizin yapması lazım. Annelik gerçekten bir sanat, Seçil. Güzel söyledin. Aklıma şöyle bir yaşanmışlık geçmişte, Edison'un hayatında çok hoşuma giden bir annenin tavrı var. Onu paylaşmak isterim izleyicilerimizle. İşte Edison zamanında ilkokula başladığında kendi yaşıtlarına göre o dönemde biraz geri olduğunu düşünüyor öğretmeni. Bir gün eline bir yazı yazıp veriyor. Bunu diyor annene getirmeni istiyorum senden diyor. Ve annesine götürüyor. Annesi okuyor. Diyor ki yavrum sen yaşıtlarından, sınıftakilerden çok daha üstün yetenekleri olan bir çocuksun. Öğretmenlerin sana yetemiyorlar. Seni bundan sonra evde ben eğiteceğim diyor. Yıllar geçiyor. Edison bilim adamı, işte herkesin bildiği, tanıdığı mucit bir insan. Yıllar sonra anne vefat ediyor. Annenin, işte Edison annesinin eşyaları arasında bir o şey kağıt, o mektubu buluyor. Öğretmeninin ona verip eve yolladığı mektup. Ve mektubu açıp okuyor ki, mektupta şöyle yazıyor. İşte Bayan Edison, oğlunuz sınıfın çok gerisinde, hiçbir şey anlamıyor, yapamıyor. Biz bunu okutamayacağız. Bunu alın. Siz evinizde kendiniz okutun.
müthiş bir şey. O annenin duruşu, onun tavrı Edison'u böylesi bir bilim insanı kazandırıyor. Hani çocuğuna yansıtması ne kadar farklı. Şimdi anne hakikaten dediğin gibi çok özel insanoğlunun hayatında, hayatına yön veren, kişilik veren çok özel bir varlık. Anne yani, başka bir türlü. Şimdi elinizde annelikte bir başka türlü sorumluluk. Aslında Allah-u Teala hepimize hani anne olmayı lütfetmiş de elimize bir değerli taş veriyor. Ya. Ha, bu değerli taşın bizde şöyle bir sorun var. Biz hepsinin aynı işlevi yapmasını bekliyoruz. Ama kimimizin elinde altın var, kimimizin elinde elmas var, kimimizin elinde gümüş var, kimimizin elinde kuvars var diyelim. Farklı farklı. Kimimizin elinde akik var ve bunların fonksiyonları farklı. Hani bunların işleniş şekilleri de farklı, fonksiyonları da farklı. Eğer biz gerçekten çocuğumuzu tanırsak, çocuğumuza eğilmeyi başarabilirsek ve babayla da iletişim halinde olup gerçekten çocukta ortamda huzurlu bir ortam oluşturabilirsek, bu demek değil ki her yaptığını hoş göreceğiz, bu manada değil. Eksisini de hemen fark edip ama onun özel yönlerini de fark edip onu desteklersek, işte gerçekten ve ona güzel bir iman verebilirsek, işte şu anda toplumun en büyük problemlerinden bir tanesi de o, maalesef gusül abdestini bile bilmeyen çok fazla insanımız var şu anda. Ona güzel bir duruş, güzel bir Müslüman Türk kimliği kazandırabilirsek, o zaman o hakikaten bizim hayal edemeyeceğimiz yerlere ulaşır. Çünkü bizler onların sınırlarını belirleyemeyiz. Biz sadece yol açarız. Değil mi? Yani doğru yolu açarız. Hani yanlışlardan uzak tutmaya çalışırız ve onun için doğru bir mecra açarız ama orada o belki bizim hayal edemeyeceğimiz noktalara kadar ilerleyecektir. İnşallah yani çocuklarımızı güzel yetiştirebilirsek toplum genel olarak çok farklı noktalara gelecektir. Ve böyle sorunlarımız da olmaz ama hakikaten hepimizin çok büyük yarası yani sokaktaki çocuklar. Onlar için de acilen belki rehabilitasyon merkezleriyle, belki sıcak bir aile şeyiyle yani araştırmalar yapılıp çocukların neye ihtiyacı var? Bunlar belirlenip, niçin sokaktalar? Onları korkutan bir şey mi var? Birisi adına mı kullanılıyorlar? Onlardan para kazananlar mı var? Çünkü bazıları da korkularından dolayı bu kurumlara sığınamıyorlar. Tabii. Bazıları da... Çünkü çalıştırılanı var. Evet. Dilendirileni var. İşte bunların her birinin teker teker, bunların çünkü hepsi birer insan. Aldıkları yaralar, sokaktaki tahribatlar teker teker belirlenip ona göre tedavilerin uygulanması ve bu çocukların hayata kazandırılması lazım. Ama yeni çocukların sokaklara düşmemesi için de bizim hepimizin anne babalar olarak ebeveyn olarak, öğretmenler olarak değil mi? Evet, toplumda herkesin o yapacağı işin sonunda o vereceği zararı hesap etmesi lazım. Hepimiz için bu geçerli. Yani yaptığım, attığım adımın, söylediğim sözün sonuçlarından sorumluyum. Veya dünyaya gelen evladımın geleceğinden sorumluyum. Eğer biz böyle bir sorumluluk duygusuyla hareket edebilirsek Allah'ın izniyle bu sorunlarımız ortadan kalkar. Seçil, farklı bir gündeme daha değinelim mi? Geçen haftalarda Meltem Medya grubundan Sayın Mehmet Emin Koç bir araştırmayı, bir gerçeği ortaya koydu. Hani bilinmeyen bir gerçek, ben kendi adıma çok dikkat çekici bilinmeyen bir gerçek. Türk sahabilerden bahsetti. Onlar hakkında bir Mehmet Emin Bey'in yazısını söylemini paylaşalım istiyorum. Şimdi tarihte ilk defa millet ve devlet ismi olarak Göktürk Devleti kuruluyor. Ve Göktürk Devleti kurulduğunda 19 yıl önce, peygamberimizin doğumundan 19 yıl önce Göktürk Devleti kuruluyor. Yani aynı zaman diliminde hem peygamberimizin doğup büyüdüğü bir süreç var ve
bir tarafta da Göktürk Devleti var. Şöyle, Göktürkler Yemen'e geliyorlar. 570'li yıllarda Yemen civarında yaşıyorlar, bu taraflara, o taraflara kadar geliyorlar. Ve daha sonraki görülen o ki Yemen Müslümanları arasında Türklerin yoğun olduğu, Yemen bölgesine gelince işte büyük ihtimal İslam'la tanışıyorlar. Orada Yemenli Müslüman Türklerin yoğun olduğu biliniyor. Şimdi Peygamberimiz zamanında da hani Yemen, Arap, Acem, Rum, Habeş çeşitli yönden, farklı renkten, soydan güzide sahabeler mevcut. Çünkü Yüce Yaradan hani takva, üstünlük ancak takvayladır diyor. Renkle, ırkla ilgisi yoktur diyor. Şimdi buna istinaden çok geniş bir yelpaze var sahabelerin içerisinde ve bu anlamda Türk sahabeler de var. Evet. Çok güzel, gurur verici, mutluluk verici değil mi? Türk sahabeleri. Bunu yani belki bilmiyorum, ben yeni duymuş oldum. Ben birkaç tane, evet. Hani şunu biliyordum, gerçi onunla bağlantı kurmak da gerekirdi. Kerbela'da bile Türk vardı. Bu gerçek. Evet. Yani Türkler tarihin her yerinde, her zaman varlar. Kerbela'da dahi Türk vardı. Sonra daha sonrasında istersen sen devam et. O kadar ben bir tanesinden özellikle bahsetmek istiyorum. Evet, o çok özel çünkü. Hazreti Peygamber'in geleceğini duyuyorlar ve ailecek o yüzden gelip Mekke'ye yerleşiyorlar. Ve birbirlerini çok seviyorlar. Hazreti Yasir ile eşi. Evet, Sümeyye. Hazreti Sümeyye. Onlar aslında Hazreti Sümeyye'nin ismi de Sümeyye değil. Diyorlar ki Pamuk Hatun diyorlar Hatun aslında. Pamuk Hatun ne kadar değil mi? Yani enteresan, onlar öyle bir peygamberin geleceğini duyuyorlar ve karı koca o peygamberin gelişini bekliyorlar. Gerçekten de Peygamber Efendimiz peygamberliğini ilan ettikten sonra çok kısa bir süre içerisinde Müslüman oluyorlar ve ilk Müslümanlardan oluyorlar. Ve biliyorsunuz ilk dönem Müslümanları hakikaten çok ciddi eziyetlere maruz kalıyorlar. Evet. Yani çok ciddi eziyetler çekiyorlar. Ve işkence altında Hazreti Sümeyye, Hazreti Yasir, Hazreti Ammar, onların oğulları olan Hazreti Ammar işkence görüyorlar çok uzun süreler. Ama Hazreti Ammar genç olduğu için bu işkencelere dayanabiliyor. Allah-u Teala ona bunlara dayanacak gücü veriyor. Hazreti Sümeyye ile Hazreti Yasir ise İslam'ın ilk şehitleri oluyorlar. Bunların Türk olması da insana ayrıyeten gurur veriyor. Bunun için çok özel bir şey. Demek ki bizim ecdadımızdan kalan bir şeyimiz var. Ne kadar sıkıntı çekersek çekelim, kimliğimizden vazgeçmeyiz. İnandıklarımızın arkasında dururuz demektir bu. Türkler Allah'ın askeri olarak adlandırılıyor. Ve ilk şehadetle başlaması belki de buna işaretti. Yani çok fazla şehit verecek olmaları belki ileriki zamanlarda. İslam adına. Kadınlı erkekle şehit oluyor olmaları. Belki de bunun ilk şeyiydi, göstergesiydi. Hazreti Ammar da zaten Hazreti Ali'yi yalnız bırakmamıştır Resulullah Efendimiz'in şehadetinden, ahirete rehletinden sonra. Ve Sıffın Savaşı'nda maalesef Muaviye tarafından katledilmiştir. Evet, onun ordusu tarafından katledilmiştir. Allah şefaatlerine nail eylesin. Yani bir Türk ailesidir. Hazreti Ammar, Hazreti Yasir, Hazreti Sümeyye. Bu bilgiyi bize ulaştırdığı için de hem Mehmet Emin Koç Bey'e hem de Profesör Doktor Kitapçı'ya hakikaten teşekkür ediyoruz. Bu bizim için özel bir şey. İnsanın kendi kimliğini bu şekilde hissedebilmesi hakikaten çok güzel. Ama bunun dışında Peygamber Efendimiz'in hanımı Maria annemiz de aynı zamanda bir Türk kızı ve Peygamberimizin oğlu İbrahim'in de annesidir aynı zamanda. Bu da çok özeldir. Çünkü Peygamber Efendimiz'in zaten iki tane oğlu oluyor. Onlardan ikisi de yaşamıyorlar. Diğer çocukların annesi Hazreti Hatice annemiz, Hazreti İbrahim'in annesi ise Maria annemiz.
Bu da çok özeldir. Yine tabii ki üstünlük takvadadır. Hani burada önemli olan Allah'tan korkmak, Allah'a itaat etmek ve hayatını bu şekilde şekillendirmek. Ama hakikaten de Peygamberimizin yanında Türk kimliğinde birilerinin olduğunu bilmek de ayrıyeten insanı yine mutlu ediyor. Buradaki bilgilerde Hazreti Süleyman. Evet, onların hanımlarından da var. Hazreti İbrahim'in hanımlarından da var. Oğuz hakikaten Hanım, hayatımıza Hazreti bir renk kattı. Hazreti İbrahim'in hanımı Kantura, Hatun, evet. Oğuz Han'ın kızıdır. Ama yine altını çizmek istiyorum. Tabii Hazreti Sümeyye, Hazreti Yasir, Hazreti Ammar bunlar hayatımızda zaten sahabe olarak çok farklı bir yer teşkil ediyorlar. Allah şefaatlerine nail eylesin. Amin. Teşekkür ediyorum Seçil. Programımızın da sonuna geldik. Her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın değerli izleyiciler. Tekrar buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın.